Yıllardır sessizliğe gömülmüş, kimsenin adını bile anmak istemediği bir kasaba. Bir zamanlar hayat dolu olan sokaklarda şimdi sadece kayıp ruhların fısıltıları yankılanıyor. Kimse bu kasabanın neden terk edildiğini tam olarak bilmiyor ama biri orada ne yaşandığını öğrenmeye cesaret etti. Gerçekler gün yüzüne çıkarken siz de bu korkunç sırrın bir parçası olmaya hazır mısınız? Karanlıkta kaybolmuş bu kasabanın gölgesinde neler saklı? Tüylerinizi ürpertecek bir hikaye. Cesaretiniz varsa izleyin. İlk adımı attığım an, terk edilmiş kasabanın havası ciğerlerimi sıkıştırdı. Sanki eski taş evler yıllardır birikmiş acılarını paylaşıyordu. Rüzgar duvarlardan bir fısıltı gibi geçerken adeta git buradan diyordu. Ama geri dönmek artık bir seçenek değildi. İnsanlar burayı terk edeli on yıllar olmuştu. Kimse tam olarak nedenini bilmiyordu. Söylentiler, kasabayı lanetli bir varlığın sardığını ve tek bir gecede herkesin ortadan kaybolduğunu anlatıyordu. Elimde sadece kasabanın eski bir haritası ve burada yaşayan yaşlı bir kadının anlattıkları vardı. Ruhlar burada huzur bulamıyor demişti o kadın gözlerimin içine bakarak. Onları rahat bırak.'' Yoksa seni de alırlar. Kafamda yankılanan bu sözlere rağmen ilerlemeye devam ettim. Gözümün önüne serilen manzara korkunç gerçeklerin ipuçlarını barındırıyordu. Terk edilmiş evlerin kapıları ardına kadar açıktı, sanki birileri aniden kaçmış gibi. Ama nereye ve neden? Güneş kasabanın üzerinde yavaş yavaş batarken kasvetli gölgeler etrafımı sarmaya başladı. Bu gölgelerin sadece karanlıktan olmadığını hissettim. Bir şey beni izliyordu. Her adımımda içimde büyüyen o tanıdık korku daha da yoğunlaşıyordu. Sonunda kasabanın meydanına ulaştım. Ortasında eski bir çınar ağacı vardı. Ağacın dallarında zamanla solmuş eski bir bez parçası asılıydı. O anda anladım ki bu sadece bir işaret değil, bir uyarıydı. Tüm kasaba bu ağacın gölgesinde kaybolmuştu. Fakat beni asıl tedirgin eden şey ağacın köklerinin arasında gömülü olan eski bir kutuydu. Ellerim titreyerek kutuyu açtım ve içinden çıkanlar tüm kasabanın sırrını gün yüzüne çıkardı. Eski fotoğraflar kasabanın bir zamanlar ne kadar mutlu bir yer olduğunu gösteriyordu. Ama en altındaki sararmış mektup her şeyi değiştirdi. Mektupta kasabanın lideri tarafından yazılmıştı ve son cümlesi tüylerimi diken diken etti. Onu uyandırdık ve o bizi sonsuza dek gölgeler arasında kalmaya mahkum etti. Kutudan çıkan o sararmış mektup ellerimde titrerken kelimelerin ağırlığı altında eziliyordum. Kasabanın lideri mektubunda sadece o olarak bahsettiği varlıktan söz ediyordu. O kimdi ya da neydi? Bu sorular zihnimde yankılanırken gölgeler iyice yoğunlaştı. Artık yalnız olmadığımı hissettim. Kasabanın meydanında çınar ağacının hemen arkasında eski bir kilise göze çarpıyordu. Zamanın acımasız etkisiyle harabeye dönmüş, büyük taşları çatlamış, pencereleri kırılmıştı. Ama bir şekilde oraya çekildiğimi hissettim. Adımlarım istemsizce kiliseye doğru ilerledi. Mektupta bahsedilen lanetin başladığı yer burası olmalıydı. İçeriye girdiğimde içerideki soğuk hava sanki ruhuma işliyordu. Kiliseye adımımı attığım anda bir şeylerin yanlış olduğunu fark ettim. Normalde terk edilmiş bir yer tozla kaplanmış olurdu ama burası sanki hala biri tarafından temizleniyormuş gibiydi. Peki ama kim ya da ne? Kilisenin ortasında Büyük bir ahşap haç vardı. Yıllar boyu yerinde duran bu haçın önünde eski bir sandık dikkatimi çekti. Sandığın üzerinde tanıdık bir sembol vardı. Mektupta da aynı sembol kullanılmıştı. Bu kasabanın liderine ait bir mühürdü. Sandığı açmaya çalıştım ama kilitliydi. O an mektuptan düşen eski bir anahtarın ayaklarımın dibinde durduğunu fark ettim anahtar tam sandığın kilidine uyuyordu. Sandığı açtığımda içinden çıkanlar beni dehşete düşürdü. Eski bir kitap, sararmış yapraklarına karşın hala büyüleyici bir şekilde korunmuştu. Kitabın ilk sayfasında Latince yazılmış bir metin vardı. Kayıp Ruhların Kitabı. Bu kitabın kasabanın lideri tarafından yazıldığı belliydi. Ancak daha derinlere indikçe bu kitabın sadece bir tarih kitabı olmadığını, aynı zamanda karanlık ritüelleri de içerdiğini anladım. Kasaba halkı bu ritüelleri bir zamanlar refah ve bolluk için kullanmıştı. Ama bir gece lider ve onun takipçileri daha büyük bir güç arayışı içinde kontrol edemedikleri bir şey çağırmışlardı. Kitapta yer alan çizimler ve tarifler, kasaba halkının bir varlığı dünyaya getirmek için düzenledikleri ayini anlatıyordu. Ancak bir şeyler ters gitmişti. Bu varlık, o, geldiği dünyaya geri dönmemiş, aksine kasabanın üzerine bir lanet bırakmıştı. Ayine katılan herkes, o gece ortadan kaybolmuş ve ruhları kasabaya hapsolmuştu. Ancak daha da korkunç olan şey, kasabanın lideri ve onun takipçileri tarafından onun, hala kasabanın gölgeleri arasında bir yerde saklandığına dair ipuçlarıydı. Tam bu sırada kilisenin içinde bir rüzgar esmeye başladı. Kitabın sayfaları kendi kendine çevrilmeye başladı ve bir cümle gözlerimin önünde belirdi. Onu uyandırma, yoksa sen de bizim gibi olursun. Korku içinde kitabı kapatıp geri sandığa koydum. Ancak artık çok geçti. Gölgeler içimde büyüyen korkuya cevap veriyordu. Kiliseden dışarı çıkmak için arkamı döndüğümde Kilisenin girişinin aniden kapanmış olduğunu gördüm ve o an bir fısıltı duyuldu. Bu daha önce duyduğum rüzgarın getirdiği fısıltıya benzemiyordu. Bu fısıltı doğrudan ruhuma işliyordu. "Beni buldun. Şimdi sıran geldi." Gölgeler kilisenin içinde şekil almaya başladı. Sanki birileri ya da bir şeyler bana doğru ilerliyordu. Nefes alamıyordum. Kalbim deli gibi atıyordu gözlerim kapalı dua eder gibi kendi kendime mırıldanırken kilisenin ağır kapısının aniden açıldığını hissettim. Bu benim kaçış şansımdı. Gözlerimi açtığımda gölgeler kaybolmuştu. Tüm gücümü toplayarak dışarıya doğru koştum. Kendimi dışarıya attığımda gece karanlığı beni karşıladı. Ama bu karanlık bildiğimiz karanlık değildi. Gökyüzü Yıldızsız ve ay ışığı olmadan zifiri karanlığa bürünmüştü. Fakat en kötüsü gölgelerin peşimi bırakmadığını biliyordum. Kasabanın karanlığında gölgelerin peşimi bırakmadığını bilerek koşmaya devam ettim. Ancak nereye gitsem kasabanın o uğursuz atmosferi içime işliyordu. Her adımımda kasabanın tarihine ve o lanetli geceye bir adım daha yaklaştığımı hissediyordum. Bir süre sonra kasabanın en eski yapılarından biri olan büyük malikaneye ulaştım. Bu malikane kasabanın liderine aitmiş. Bu eve girmekten başka çarem yoktu. Kapıyı açtığımda içeride beni karşılayan sadece sessizlik değildi. Karanlık bir enerji tüm odayı kaplamıştı. İçeriye adımımı attığımda duvarlarda asılı olan portreler dikkatimi çekti. Bu portrelerdeki insanlar bir zamanlar bu kasabanın önde gelenleriydi. Ancak yüzleri solgun, gözleri karanlıkla dolmuştu. Malikanenin içine doğru ilerlerken bir odada ışık huzmesi gördüm. Kapısını araladığımda içeride bir masa ve üzerinde yanan bir mum vardı. Masa üzerinde ise eski bir günlük duruyordu. Günlüğü açtığımda Kasabanın liderinin son yazdığı sayfalarla karşılaştım. Günlükte yazılanlar tüm bu kabusun gerçek yüzünü ortaya koydu. Lider daha fazla güç elde etmek için sadece kasabanın refahını değil, aynı zamanda ruhlarını da feda etmişti. O dediği varlık bir iblisten başkası değildi ve bu iblisi kasabaya çekmek için kasabalıların ruhlarını sunmuştu. Ancak ritüel sırasında bir hata yapmış ve iblis kasabanın halkını esir almıştı. Lider bu hatasının farkına varmış ama artık çok geç kalmıştı. İblis kasabanın üzerine çökmüş ve ruhları sonsuza dek lanetlemişti. Günlüğün son satırlarında liderin pişmanlığını ve bu laneti durdurmak için yaptığı çaresiz girişimleri anlatan satırlarla karşılaştım ancak yazdıklarının son cümlesi içimdeki korkuyu daha da derinleştirdi. Onu durdurmanın tek yolu kendi ruhunu ona teslim etmektir. Bu satırları okurken odanın içindeki hava bir anda değişti. Sanki bir varlık benim ruhumu da ele geçirmek için hazır bekliyordu. O an anladım ki buradan kurtulmanın tek yolu bu laneti bir şekilde sonlandırmaktı. Ama nasıl? Tam bu düşünceler kafamda dönerken odanın köşesinden bir gölge beliriverdi. Gözlerim karanlığa alışana kadar gölge büyümeye devam etti. Bu kasabanın liderinin ruhuydu. Yüzündeki acı ve pişmanlık açıkça okunuyordu. Gölge bana doğru ilerlediğinde fısıltı dolu bir sesle ''Onu durdurmak istiyorsan ruhunu feda etmelisin.'' dedi. Korku ve çaresizlik içinde günlüğün son sayfasında gizli bir bölme olduğunu fark ettim. Bölmeyi açtığımda küçük bir bıçak ve üzerinde iblisin sembolü olan bir mühür buldum. O an anladım ki bu mühür iblisi hapsedebilirdi. Ancak bunu yapmak kendi ruhumdan vazgeçmek anlamına geliyordu. Bir an bile düşünmeden bıçağı elime aldım ve mühürü kanımla işaretledim. Aniden odadaki tüm gölgeler hareketlendi ve kasabanın içindeki her şey titremeye başladı. İblisin öfkesi tüm binayı sarstı ama kararlılıkla mühürü yere yerleştirdim ve son ritüeli tamamladım. O an kasaba bir anda sessizliğe büründü. Gölgeler kayboldu, hava temizlendi ve bir süre sonra kendimi malikanenin dışında buldum. Kasabanın laneti sona ermişti. Ancak bedeli ağır olmuştu. Kendi ruhumu iblise feda ederek kasabanın halkını kurtarmıştım. Ancak bununla birlikte kasabanın tarihi de sonsuza dek gölgelerde kalacaktı. Bu hikaye, insanın hırsı ve açgözlülüğünün ne kadar yıkıcı olabileceğinin bir örneği. Kasabanın lideri daha fazla güç elde etmek için ruhunu bile satabilecek kadar ileri gitmişti. Ancak bu sadece onun değil, tüm kasabanın sonunu getirdi. Kendi çıkarlarımız uğruna diğerlerini feda etmeyi göze aldığımızda sonuçların ne kadar korkunç olabileceğini unutmamalıyız. Eğer bu hikaye sizi düşündürdüyse, lütfen yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Hikayeden çıkardığınız dersleri ve kendi fikirlerinizi yazın. Ayrıca bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda daha derin ve etkileyici hikayelerle karşınızda olacağız. Şimdi diğer videolarımıza göz atarak gizemli dünyamıza daha fazla adım atabilirsiniz.